Hoş geldiniz İlyas Bey. Orhan Bey. Fahri Bey. Hızır Reis'in geleceği söylenmişti bize. Biz erken geldik. Devran burada mı? Devran Bey aşağıda. Buyurun eşlik edeyim. Bizim geleceğimizi biliyorsunuz. Niye düşmana davranır gibi bir şey yok diyorsunuz? Senin belinde silah yok mu? Yok efendim. Silahlı olan arkadaşlar dışarıdalar. İlyas. Dünyanın neresinde olursa olsun kölelerden nefret ederim. Şunun halini gördün değil mi? Aynı patronu gibi davranıyor. Yazık. Bilinci ifade edilmiş bir köle işte. Bora, aşağıda ne diyeceksen de ama benim anlayacağım şekilde söyle. Gidiyorsun bir devrim kuyusuna, çıkman 40 yıl alıyor. Mao'nun dediği gibi Fahri Baba, devrim uzun bir yoldur. Yılların pek bir önemi yok. Konumuz devrim değil arkadaşlar, devran. Devran. İlyas. Hoş geldin. Oturun. Önce sen bir ayağa kalk, sonra beraber otururuz. Ayağımda bir rahatsızlık var, kusura bakmayın. Buyurun. Sende bir rahatsızlık olduğu belli. Devran. Öncelikle geçmiş olsun. Belli ki yanlış bir adım atmışsın, ayağın burkulmuş. Hızır nerede? Aleyhisselam olanı soruyorsan ne zaman nerede çıkacağı belli olmaz. Yok, eğer reisi soruyorsan elbette gelecek. Ben onu bekliyordum. İzzet Ağa Hızır gelecek demiştim. Önce bizi gönderdi. Devran mallarımı versin, ben de bir kahvesini içmeye gelirim dedi. İyi olmuş sizi yolladı. Rahat rahat konuşuruz. Şimdi Devran, biz buraya sohbete gelmedik. Konu belli. Sen bizim mallarımızı hemen teslim et, biz de ücreti neyse verelim, konu kapansın. İlyas. Birincisi, benimle bu üslupta konuşan bir kimseyle ben iş yapmam. İkincisi ne? İkincisi, İzzet Ağa'nın hatırına canınızı bağışlıyorum. Defolun gidin buradan. O reisinize de söyleyin, gelecekse özür dilemeye gelsin. Kahve içmeye değil. Lan sen kimsin? Devir senin, devran senin gibi konuşuyorsun. Bora, anlamıyor musun ya? Belli ki bir yerden duymuş benim asabi olduğumu. İstiyor ki İlyas gelsin burada kendini vurdursun. Ama ben abime söz verdim. Dedi ki, İlyas dedi gerginleşmeyin dedi. İyi, aferin. Sen git abin gelsin o zaman. Bari baba. Thank you.
çıkacak. Bence çıkmayacak. Ne oluyor? Gidersen diyor, gözüm açık gider, ayıp olur abi diyor. Tamam abi, seni bekliyoruz. Nerede mallar nerede? Zayiat reis. Abi. Sen bu İlyas'la şifreli mi konuştun? Hiçbir şey yapma derken hepsini vur mu dedin? Ben öldürürseniz sabah sizi çıkarmazlar.
Yani seni öldürürsek sahiplerin sabaha kadar gelir. Öyle mi köpek? Emin konuşuyor reis. Bence gelir. İş yapmıyoruz. Bu kural değişmediği sürece uyuşturucu örgütlerin işi. Yani biz kurallarımızdan taviz vermiş olmuyoruz. Peki Amerikalı dostunuz da sizin gibi mi düşünüyor Ünal Bey? Biz ülke olarak terörist ilan ettiğimiz hiçbir örgüte silah satmama konusunda hemfikiriz. Peki bizim ülkemizin terörist ilan ettiği ama sizin herkesi birbirine kırdırma politikanız yüzünden terörist ilan etmediğiniz örgütler ne olacak? Bizim silahlarımızı alıp onlara mı vereceksiniz? Yani asıl sorum şu. Şimdi biz sizin kurşununuzu yemeye alışığız. Alışığız da bizi kendi kurşunumuzla vurmamanın bir garantisi var mı? Hızır Reis, siz şimdi burada siyasi bir tartışma açıyorsunuz. Halbuki biz ticaretten konuşuyoruz. Siz kim, biz kim? Ben ve siz diye konuşun. Bu masanın patronu olabilirsin ama bil ki dünyanın patronu sen değilsin. Sana verebileceğim tek garanti benimle ters düşmediğin sürece az ya da çok benim takdir ettiğim ölçüde kazanmaktır. Şimdi senin nasıl bir dünyan var bilmiyorum. Kendi dünyanda patron olabilirsin. Ama benim olduğum yerde, benim dostlarımın, benim kurallarımın olduğu yerde kendini patron zannetme ahmaklığına düşme. Amerika'ya ters düşerek ticaret yapabileceğini mi zannediyorsun? Diyelim ki zannettin. Peki dost bildiğin insanların hep yanında olacağından emin misin? Mahsuru yok. Yanılırsam kendi kararlarımla yanılırım. Senin oyunlarınla değil. Bak şimdi yalnız sana değil, burada bulunan herkese söylemek istediğim bir şey var. Neden kendinizi bu kadar önemsiyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, pirip kahvenle ayılıyorsunuz. Haberleşmenizi benim telefonlarımla yapıyorsunuz. Evinizden çıkıp akşama kadar benim paramı kazanmak için köpekler gibi birbirinizi yiyorsunuz. Sonra da kalkmış para meydan okuyorsunuz. Siz kimsiniz, kim? Ben istersen varsınız, ben istemezsem yoksunuz. George, sana toplantıdan önce de söylemiştim. Bizler tehdit edilerek kazanabileceğin dostlar değiliz. Dost olmak istiyorsan dostça yaklaş. Kurallarımıza uy. Hep
küçükler büyüklere uyum sağlamaz mı Ünal? Ailelerimizde de çocuklarımızı bu şekilde terbiye etmiyor muyuz? Biz etmiyoruz. Ayrıca burada hiç kimse atası belli olmayan birinin çocuğu değil. Sen buraya dostluğa ya da ticarete gelmemişsin. İçimizden hangimizi ayartacağını görmeye gelmişsin. Bu masadaki herhangi biri senin dostunsa sonu senin gibi olacak. Biraz fazla ileri gitmedim ha? Bu masanın bir lideri var. Ve herkesin eşit oy hakkı var. Sen de bunlardan birisin. Artık kendine gel. Anlamadım. Lan sen kimsin bana kendine gel diyorsun? Ben kim miyim? Kimsin? Ben. Kimsin lan? Ben senin hayatını kurtaran adamım. Ben az önce savaşı bitirip barışı getiren adamım. Buradaki herkes... Kusura bakmayın arkadaşlar. Susmayacağım, konuşacağım. Buradaki herkes kuyruğunu kıstırıp ricacı olmak için evime geldi. Eğer ben bu barışı sağladıysam, kimse kusura bakmasın, benim herkesten fazla bir söz hakkım var bu masada. Sakin ol, sakin. Kimsenin kimseden fazla bir söz hakkı yok. Barışı sen sağlamış olabilirsin ama böyle devam edersen az sonra bir savaş daha çıkaracaksın. Ya ben buraya arkadaşımı, dostumu size takdim etmeye geldim. Yani hepiniz için, hepimizin büyümesi için. Ben buraya suçlanmaya, itham edilmeye, hakaret görmeye gelmedim. Feyyaz, şimdi böyle ikide birde durup durup... yok ben bunu sağladım, şunu ettim, bunu ettim diye başımıza kakacaksan... ya da kendini buradaki herkesten daha özel kılacaksan... bu iş hiçbir yere varmaz. Ne diyorsun sen ya? Ben Dahlan'ı ikna ettim, Dahlan'ı. Eğer bu bölgede benim dediğim yoldan yürümezseniz...
ki sizin başka bir yolunuz yok. Bırakın bir yere varmayı, hiçbir yere varamazsınız. Ben Dağlan'ı ikna etmişim derken... Bir sakinleşir misin Feyyaz'cığım? Tamam ya. Tamam, tamam. Sakinim. Kısa bir süre sinirlerime hakim olacağım. Belirli bir süre ama. Sen az önce tehdit mi ettin lan bizi? Henüz hiçbir şey etmedim Behzat. Et, et. Elinden gelen ne varsa et. Ben bu masada oldukça senin dediğin hiçbir şey olmayacak. Feyyaz. Bak göreceksin. Hızır Reis gelsin beni bu İlyas'ın elinden alsın diye yalvaracaksın. Ben mi yalvaracağım? Göreceğiz bakalım kim yalvaracak. Haber geldi herhalde Sami'cim. Öyle görünüyor. Gel Ahmet. Gel, gel. Demek ki Hızır'ın işi bitti. Şimdi beyler... Yaşamak için kimler yalvarmak istiyor? Ne oluyor Ahmet? Hakikaten ne oluyor Hızır Ali? Hızır Reis göndermiş. Birini Behzat'a, birini İlyas'a verin. Gerekeni yapmak onların hakkı demiş. Ahmet sana diyorum ne oluyor? Ne söyleyeyim baba? Görmüyor musun söyleyecek bir şey kalmadı. Beyler bir sakin olalım. Her şeyi yeniden konuşabiliriz. Oturun yerine. Daha ne konuşacağız? İki gündür bir kendimizi kandırmadığımız kaldı. Bir çıkın gidin daha hayatımızdan. Tamam. Derhal gidiyoruz. Otur öyle. Makarnacı otur oraya.
Feyyaz, bir türkü vardır. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi burada ne oldu da siz böyle hemen Feyyaz düşmanı kesildiniz? Ha? Beyler, hayırdır? Tabii tabii, Hızır Reis bize silahları yollayınca belli ki arkadaşların rengi de safı da değişti. Boş boş konuşma Vesat. Size rağmen şu noktaya geldik, şükür. Nasıl yani? Bahale anlamadınız mı? İlyas'ım. Sen sus Feyyaz. Sıra sana daha gelmedi. Şuna bak. Korkma Feyyaz. Kan kaybından ölmezsin. Yani bu kadar çok beklemeyiz. İlyas mevzuyu anlayınca uzatmaz. Sıkar zaten. Mevzuyu siz uzatmadan anlatacak mısınız? Liderinizden dinleyelim mi mesela? Aynen. Mesela? Anlatayım da rahatlayın bari. Tipi yine boş boş konuşmaya başladı. Birlik olalım. Hızır'ı liderlikten edelim. Devrelim deyip duruyor. Sebep? Senin çevirdiğin gizli işler. Sebep ne olacak? Haşmet. Biz de seninle gizli bir iş çevirelim mi? Nasıl gizli bir iş? Hızır dedi ki, tipi çok büyük bir fikir bulmuş. Sağ olsun. Hangi fikir mi diyor? Diyordun ya, liderlikten edelim, Hızır'ı indirelim. Diyor ki ancak Feyyaz bu şekilde sökülür. Hah şöyle, sonunda lafıma geldi. Güzel. Haşmet, şimdi söyle bana, bu işi kimler bilecek? Sen, ben, Hızır. İlyas, Behzat, Alparslan. Kimse, bizden başka kimse bilmeyecek. Güzel, Haşmet. O zaman plan şu. Sen Behzat'ın, ablamın yanında Hızır'ın aleyhinde atıp tutacaksın. Ben de seni destekleyeceğim. Ya şimdi ne gerek var, Emine'yi niye karıştırıyorsun sen ya? Herkesi göreceğiz Haşmet. Kim, kimden yana göreceğiz. Ona göre herkes işin ciddiyetini anlayacak. Aksi takdirde o makarnacı bu işi çakar. Onda da sen haklısın. Sadece düşünüyorum, bu Tufan'la Rafet bu işi ciddiye alıp bizi satmasınlar. Satarlar Haşmet, satarlar. Biz de gereğini yaparız. Sen Tufan'ı halledersin. Ben de Rafet'i. Hayırlısı. Lan tipi. Ne oldu, sen beni niye boğmaktan vazgeçtin? Diş ipi mi bitti lan? Ben öyle bir şey söylemedim Tufan.
Haşmet yalan söylüyor. Tipi. Ya tamam. Ben bir adamı iki kere boğmam dedim. Doğru. Ama Hızır gelir nasıl olsa öldürür de dedim. Devam edebilir miyiz? Şimdi bunlar gelmeden beni aradılar. Ben de tabii hemen Hızır'ı aradım. Hızır. Efendim Tufan. Bu tipi buraya geliymiş yanında Rafet'ten Haşmet'le beraber. Haberim var. Herkesten gizli bir şey söyleyeceğiz sana dediler. Herkesten gizli Tufan. Özellikle de benden. Ne derlerse ilk başta yok de, sonra tamam de. La sen gene kimi deniyorsun? Beni aradığına göre seni değil Tufan. Tamam anladım. Beni çağırdıklarında Allah için anlamamıştım. Tufan'ın oradan çıktıktan sonra rahatsız oldum. Reis'i aradım. Reis. Söyle Rafet. Bazı rahatsız edici gelişmeler var. Kimi rahatsız edici Rafet? Yani ben rahatsız oldum Reis. Konu ne? Bu tipiyle Haşmet sana karşı bir hamle yapmayı planlıyorlar. O hamle bana karşı değil. O hamle benim hamlem. Ama sen beni aramadın. Böyle bir konuşma olmadı. Tamam Reis. Ne diyorlarsa onlarla hareket et. Şimdi bu kadar planı abim sırf benle Behzat'a mı söylemedi? Kimseye söylemedi amca. Hatta söylememesinin sebebi eve girmeye çalışan o kasapları ele geçirmek içindi. Tabii. Güya Hızır Reis'i öldürdükten sonra burada siz hepinizi infaz edeceklerdi. İlyas. Kalk sıkalım gidelim kanka. Öyle ya da böyle. Ben kimsenin suratını görmek istemiyorum. Çok haklısın Behzat. Çok haklısın. Lütfen. Bizi bir dinler misiniz? Haşmet. Bak şayet buna engel olursa... Buna artık Hızır bile engel olamaz. Feyyaz. Aynen öyle. Susun da susun tamam. Çıksınlar ondan sonra. Ellerinde silah var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl? Her şey istediğiniz gibi olmuş mu? Teşekkür ederim.
Şefim ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hünkar abi aramızda. Aramızda. Eyvallah. Neymiş peki bu Zeki'nin amacı? Benimle evlenmek istiyormuş. Bir geçmişiniz var mı? Tanır mısın, eder misin? Yani durduk yere niye takmış kafayı seninle evlenmeye? Ailelerimiz birleşirse güçlü olurmuşuz güya. Kendi hasta bir kafası var işte. Neyin kafasıysa artık. Sen ne dedin? Ben birini seviyorum dedim. Kimi dedin? Seni sevdiğimi söyledim İlyas. Senin de bir kafan var ha. Ömür. Sen nesin ya? Deli misin? Divane misin? Niye ki? Ne demek niye Ömür? Ya Allah aşkına bak sen Façalılardansın. Ben Çakırbeylilerdenim. Biz düşman aileleriz. Düşman aileleriz diyorsun da. Az önce aynı masada yan yana birlikte oturuyordunuz bizimkilerle. Yok o, bak şimdi o ticaret. Sen şimdi bu ticareti sadece dostlarınla yapmazsın, herkesle yaparsın. Ama senin dediğin çok özel bir şey. Bir ilişki. Ve bu ilişki, daha doğrusu bir ilişki tek taraflı yaşanmaz. Yaşanır da ben tercih etmiyorum. Bu senin zaten tercihin değilse konu kapandı. Kapanmadı. Çünkü ben tek taraflı bir şey yaşadığımı düşünmüyorum İlyas. İlginç. Bak şimdi Özgür. Ne? Bak Ömür. Bir dakika. Sen ne dedin az önce bana? Ya ne dediysen dedim işte, yılların alışkanlığı, ne yapayım? Ben seni kötü alışkanlıklarından kurtarmak için varım. Bak Ömür. Şimdi gülmen bittiyse sana çok ciddi şeyler söyleyeceğim. O yüzden dikkatini tam olarak bana vermeni istiyorum. Tamam İlyas. Şimdi nasıl desem, ben böyle rüzgarlarda sürüklenip gidecek bir yaprak değilim. Yani senden yana esen bir şeyle hemen böyle savrulup gidecek bir yapım yok benim. Anladın mı? Sen her ne kadar kafanda benimle ilgili bir kararı vardıysan da biz sevgili değiliz. Biz bir ilişki yaşamıyoruz. Bizim seninle bir ilişki yaşamamız mümkün değil. Ben seninle baş başa yemek yemek istedim. Ama sen masaya hem benim ailemi hem de kendi aileni dahil ediyorsun. Sana diyorum ki baş başayız. Bir sen varsın, bir de ben. Duygularımı da gayet net bir şekilde ifade ediyorum. Seni seviyorum diyorum. Benim de anlamadığım bu zaten. Sen benim neyimi seviyormuşsun Ömür? Sen beni tanımazsın, etmezsin. Ben öyle kolay sevilebilen bir adam değilim. Her önüne gelen de beni sevemez yani. Anladın? Bana deli diyorsun da tanıdığım en deli adam sensin. Ben senin gözlerinde görüyorum İlyas. Niye peşinde koşuyorum biliyor musun? Niye? Çünkü ben yapmasam
Sen asla benimle ilgili aklından geçenleri yapmazsın. İlk günde demiştim sana. Bir acılın var. Ben hanginizi daha çok sevdim? Orasını zaman gösterecek. O kadar doğru bir şey söyledin ki Ömür. Benim bir raconum var. Ben dostumun da yakınlarına kafamı kaldırıp bakmam, düşmanımın da. O yüzden sen bu kafandakilerden vazgeç. Yani sen benden vazgeç. Şu kadarını söyleyebilirim. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, vazgeçmeyeceğim. Behzat. Anlamadım. Behzat geliyor. Ömür, sen buradan git. Hiçbir yere gitmem. İlyas! Behzat. Bir dinle. Bir şey almaya geldim buraya. Ben de. Behzat, lütfen bir dinler misin? Dinleyeceğim. Şu işi bitireyim. Seni bir ömür dinleyeceğim, merak etme. Ömür. Sen git, biz Behzat'la konuşalım. Sen ne konuşacaksın lan benimle? He? Sen bizi ne sanıyorsun oğlum? Beraber iş yapıyoruz falan diye seni öldüremeyeceğim mi sanıyorsun? Behzat. Sen benimle lanlılığında konuşma. Haddini bil, benim tepemi tasını attırma. Bacın var, gitsin buradan. Ne diyeceksen de. Yutacaksam yutarım, vuracaksam vururum. Sen beni vuracaksın öyle mi? Behzat! İndir o silahı. Ömür, çekil git şuradan, seni de gebertmeyeyim burada bununla beraber. Daha önce İlyas'a da söyledim. Bacısının önünde abisini vurma dedim. Şimdi sana söylüyorum. Bacının gözünün önünde sevdiğini vurma. Lan bir yürü git, ne sevdiği ne sevmesi. Sıkacaksan sık. Ama sana delikanlı ol, kızı yolla, ondan sonra diyorum. Senden mi öğreneceğim lan ben delikanlılığı? Gündüz benim gözümün içine bakıp gecesinde bacımın gözünün içine bakan adamdan mı öğreneceğim? He? Behzat! Abi bak, bundan da haberim vardı deme. Sana yemin ediyorum burada ben dahil herkes öldürürüm. Behzat. Silahını indir. Şöyle geç otur.
Gerekirse ben sıktırırım sana. Ömür, sen de böyle otur. Abi, bugünkü çatışmada çantam arabada kalmıştı. Polisler almış. Olayda ismim geçmesin diye İlyas da onlardan almış, vermek istedi. Ben de onu burada buluşmak için ısrar ettim. Muhakkak ki bir bahane vardır. Her şey için. Sizin görüşmeniz için. Behzat'ın sıkması için. Benim buraya gelmem için. Sonuçların hiçbir önemi yok. Madem İlyas karşımıza oturmuş. Diyeceklerimi diyeyim. Soracaklarımı da sorayım. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi İlyas, sana en başından anlatacağım. Ben Ankara'da doğdum. Çinçin Mahallesi'nde. Bunlar da. Biz annesiz babasız büyüdük. Bize yengem baktı. Tahsin'in annesi. Çankaya'da sizin gibi zenginlerin evine hizmetçilik etmeye giderdi yengem. Ben de Cebeci'de. Abi onlar da tuvalet temizlerdi. Bu Behzat Ulus Pazarı'nda akşama kadar hamallık yapar. Kendinden büyük yükleri taşır. Ondan sonra da çürümüş sebzelerle eve gelirdi. Ömür daha çocuktu. Demin yemeklerini o yapıyordu. Yani zor zamanlardı. Biz o mahallede namusumuzla, şerefimizle para kazanmak için uğraştık durduk. Tahsin hırsızlarla geziyordu. Yolunu buluyordu. Sırf annesi bizi büyüttü diye yıllarca Tahsin'i öldürmedi. Bu Behzat onun hırsızlıklarından kaçmak için her seferinde birini vurdu, kendini içeri attı. Ben de kendimi çizdim. Abi, az sonra hayatta kalmayacak bir adama hayat hikayemizi mi anlatıyorsun şu an? Ölecek de olsa bunları bilmesini istiyorum Behzat. Hırsız ailesi dendikçe her seferinde yutkunuyorum. Kim ne derse desin. Hiç umurumda falan değil. Söyleyenlerin kendince bir sebebi vardır. Behzat da sana zengin bebesi diyor ama bir önemi yok benim için. Benim için önemli olan bazı durumlar var ki onun bilinmesi lazım. Hırsız diyebilirsin. Yolsuz da diyebilirsin. Ama namussuz diyemezsin. Ben böyle bir şey demedim. Demem de.
O zaman de bana İlyas. Bacımla niye görüşüp duruyorsun? Senin niyetin ne? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu anlattığınız hikayeden benim haberim yoktu. Yani bu hikayeyi bilmiyordum. Bu yüzden size haksızlık ettiysem... özür dilerim. Niyetime gelince... benim bir niyetim yok. Özellikle kötü hiçbir niyetim yok. Ola ki iyi bir niyetim doğacak olsa bile... bunu saklayacak, gizleyecek ya da... arkanızdan iş çevirecek bir iyi niyetim de yok. Sizin namusunuz. Benim dostum da olsanız, düşmanım da olsanız... benim namusumdur. Eyvallah. Beni doğru anladıysan bir sıkıntı yok İlyas. Bundan sonra herkes yapmak istediğinde özgürdür. Ömür de, Behzat da, sen de, ben de. Behzat, yürü, gidiyoruz. Anlamadım. Yürü gidiyoruz dedim Behzat. Ömür. Gideceğin yere karar ver. Ona göre hareket et. Ömür'e kalsa gelmez. İlyas bir şey söyle. Abilerinin peşinden git. Peki ne egolu adamsın be. Zeki Sivri'nin kurşunuyla öleceğime kendimi öldürürüm dedin yani. Başka bu olarak ölmek isteyen var mı beyler? Zeko! Bitti mi lan tablanız? Telefon. Bırak çalsın. Arayan Tahsin.
Nesat. Tahsin abini öldürmek için şu an onun yanında. Aradığına göre belki de öldürdü. Sen de kendini boğmak istiyorsan bu. Ya bunlar harbiden uyar ha. Mermiyle ölmek boğularak ölmekten daha kolay. Ne demek ben biraz daha bekleyeceğim Tahsin? Kim var ki Haşmet'in yanında, onlar gitsin ben sonra sıkacağım diyor. Zeki, ne diyorsam onu yap. Ben Haşmet'e sıkayım. Ondan sonra sen oradakilerin işini bitirirsin. Ulan gene para indireceksin değil mi? Bana bak. Kimseyle pazarlık falan yapma. Bu mevzu para mevzusu değil Tahsin. Lafımı dinle Zeki. Bir şey yapmaya kalkarsan buradan sağ çıkamam. Ben seni arayacağım. Nazo çıkmasın. Pozitif düşün Tahsin. Pozitif düşün. Bak dört kişi öldü bile. Sen hala sızlanıp duruyorsun. Kimleri öldürdün? Tahsin manyak ha. Hala magazin peşinde. Öldürün şunları! Başlatma lan kardeşim. Lan yürü gidiyoruz. Yürü! Buradan çıkamazlar. Az daha ölüyorduk babam valla. Ne az kalsın lan. Öldüm.
Peki sen yolunuz kurban bak. Peki tamam. Tamam getirince ıslat. Nereden kaçtı bu şerefsizler? Demek ki tedbirleri varmış enişte. Bir bizim yok zaten, bir bizim yok. Amca, Mithat'la İsa'yı kaybettik. Diğer herkes iyi. Maalesef kaçtılar. Tamam, ben arayacağım. Mustafa. Abinle nasıl? İyiler. Tahsin ellerinde. Bu Zeki madem Tahsin'le işbirliğinde, Tahsin bilir mi Zeki'nin nereye gideceğini? Biliyorsa öğreniriz. Haşmet, biraz acı olmuş. Acı sever misin? Bakayım ne kadar acı. Olur bu kadar acı. Ya zaten tabak çanak temiz. Niye bir daha yıkayıp kuruluyorsun? Bende temizlik hastalığı var Hızır. Başka bir hastalığın var mı? Hepsini tek tek sayayım hastalıklarım. Az olsa vaktimiz çok. Anca anlatırsın. Yani seni edecek kadar bir hastalığım yok. Biraz titizlik. Az biraz da takıntı var bende. Az biraz derken? Yani her şey yerli yerinde veya bir düzende olacak. Ha işte bak bu kötü bir hastalık. Her zaman düzen olur da böyle her şey yerli yerinde durmaz. Uzat tabağını. Alış. Çıkana kadar ben seni bu hastalıktan kurtarırım. Ne kadar zamandan bahsediyoruz? Ne kadar zamana iyileşirsin? 30 yıldır geçmedi. Sen oradan hesap et. Doktorun kötüymüş. O bu değil de hazır. Kendin pişir, kendin ye düzeni. İlk gece için mi? Bundan sonra devam edecek mi? Mesut bizi terbiye ediyor ya kendince. O yüzden hizmetimizi görecek kimseyi vermiyorlar yanımıza. Hızır.
peşin peşin konuşalım. Yemek yapmam. Bulaşık işi benim. Paspas, temizlik falan onları da ben hallederim. Herkes kendi çamaşırlarını yıkar. Çay kahve işi de ayakta kim varsa ona yıkılır. Bence oldukça adil. Bir şey diyeceğim. Bizim çocuklar bir şey yapmış olsaydı duyardık değil mi? Ünal'a ya da Mesut'a bir şey olsaydı bu akşam yemeğini yemek bize nasip olmazdı. Doğru söylüyorsun. Beyler, ikiniz de müdür beyin odasından bekleniyorsunuz. Ha, biraz erken mi konuştuk? Hayır olsun. Bu saatte çağrıldığınıza göre hayra alamet değil. Sağ olun müdür bey. Önemli bir aile meselesi olmasaydı sizi böyle zor bir durumda bırakmazdık. Şahin ağa, bunca yıl senden hiçbirimiz incinmedik. Biliriz ki bir şey istiyorsan hayra istiyorsunuzdur. Eyvallah. Peki, ben sizi 5 dakika baş başa bırakacağım. İstediğiniz gibi konuşun. Sağ olasın müdürüm. Buyurun lütfen. Şimdi bunlar gelmeden sen bana de bakayım. Ne edecek? Ne diyorlarsa onu edeceksin Tufan. Biri bana dese ki Orhan sana bu işi etti. Hem de böyle bir yerde. Ne yapardım bilmiyorum. Arabada gelirken bunu tartıp durdum. İşte her şeyi tartıyoruz da işin içinde sevgi olunca tartı da bizim gibi şaşırıp duruyor. Bir tarafta el bebek, gül bebek büyüttüğün evlat. Diğer tarafta seni sen yapan değerlerin. Kim öldü? Henüz kimse ölmedi. İyi. O da bir şey. Bu saatte ikimizi çağırdığınıza göre konu belli ki İlyas'la Behzat. Tufan, vekaletini kabul etmediler mi? Ya ettiler, ettiler de mesele onlar değil yani. Neyse bir kere geçin oturun. Ya bir deyin de. Şimdi bu kadar zamandır bu Zeki kiminle irtibatta diye araştırıyorduk. Sonunda bulduk. İyi işte gereğini yapsaydınız. Niye buna kadar zahmet ettiniz? Şimdi size danışılmadan öyle yapılacak bir iş değil. Özellikle de sana Ahmet. Tahsin mi? Maalesef değil.
fermanmış. Ne diyorsun sen Tufan? Ses kayıtları da dahil, tüm temas ettikleri dahil her şeyi öğrendik. Zeki belli ki fermanı kandırmış. Ya bir yanlışlık olmasın? Çocuk hem bizim ailemize hem kendi ailesine böyle bir şey niye yapsın? Bu sorduğun niyenin cevabı yoktur Hızır. Başka kim biliyor? Hızır'ın ev ahalisi, senin kardeşlerin, bir de tipi biliyor. Şimdi Haşmet, böyle bir durumda ne yapacağız? Ya bir yere gönderelim, ya bir ceza verelim, ya da başına birini dikelim. Başına. Duymuşumdur. Büyük dostluklar hasımlıklarla başlar. Hakikaten de buradaki çoğu insanı hasımlık beslerken tanımıyordum. Tanıdıkça hepinizin iyi birer dost olduğunuza şahit oldum. O yüzden niyetiniz bizi onurlandırdı. Ömür bizim için kardeşten ötedir. Her ne kadar evin direği erkek dense de bizim evimizi ayakta tutan Ömür'dür. Onun isteğine bizim yok dememiz mümkün değil. Ama ben isterim ki böyle hayırlı bir günde herkesin rızası olsun. Siz gelmeden önce Vesat'a konuyu açtım. Vesat, benim rızam olmadan bu işe evet dersen o işten hayır gelmez dedi. Kendi adıma şunu söylüyorum. Ömür'le İlyas'ın evliliğinde bir mahsur yoktur. Şimdi Behzat da hepimizin huzurunda bu evliliğe razı olursa
Onlara mutluluk dilemekten öte diyeceğim bir şey yoktur. Beyzat, uşağım. Biz sadece ömür ekizim demeye gelmedik. Aynı zamanda sana da evladımız demeye geldik buraya. Belli ki abin son kararı sana bıraktı. Hadi. De diye Johnny. Sağ olasın. Hayri Hanım. Beni de çocuklarından ayrı bir yere koymadığın için. Hepinizin de yüzümden anlayacağınız gibi bu konuya çok sıcak bakmıyorum. Tabii ki bu kadar insanı incitmek ve bacımı üzmek istemem. O yüzden bu işin olması için tek bir şartım var. Söyle bakalım, neymiş senin şartın? Herkes büyüğünü tanıyacak. Ben Ömür'ün abisiyim. Bu el öpülecek ki evlilik hayatı boyunca herkes haddini, hududunu bilsin. Sen benim abimsin. Tabii ki elini öpeceğim. Bu evlilikte de bir ömür boyu da haddimi de yerimi de bileceğim.
Tabii ben Behzat'ı öldürdükten sonra. Sence benim derdim bu mu? Benim derdim bu. Alparslan, benim başka bir derdim yok. Çünkü ben Behzat'ı öldürdükten sonra uzun bir süre ortalarda görünmeyeceğim. Tatile gideceğim yani, anlayacağım. Ortalık yatışıncaya kadar abim de uygun görürse yönetim sende. Hızır amcam burada olduğumu biliyor. Behzat'ı öldüreceğini biliyor. Sen de şunu bil. Artık masayı amcam yönetmiyor. Senin özgürlüğün karşılığında Ünal liderliği devraldı. Sen bana bunu şu dakika mı söylüyorsun? Son karar sende. Sen niye bu gece kendini eğlenceye attın? Bırak bu özledim havalarını da gerçeği söyle. Hakikaten özledim. Behzat. İlyas her yerde adamlarını seni sorduruyor. İş mi bu yaptığın? Duysun, duysun. Duysun da o evinden çıkamasın. Bilsin ki Behzat artık sokaklarda. Sen ne kadar tanıyorsun bu İlyas'ı? Cüce arkadaşıydık. Az kafa atmadık birbirimize. Yakinen tanırım kendisini. Burası içerisi değil Behzat. Dışarıda kapı atılmaz. Kapa kullanılır. Dönür, buraya eğlenmeye geldik. Sıkma canımı. Ben bir lavaboya kalkıyorum. Bak İlyas kardeş, burası asımlık edecek yer değil. Allah'ını seversen böyle bir şey yapma. Ya o buraya eğlenmeye gelmedi de gelmedi. Bana gözdağı vermeye geldi. Alsın cevabını, cehenneme gitsin. Sen dert etme. Ya içeride aileler var. Masasında kadınlar var. Kadınlar benim olduğum yerden kaçar. Sen dışarı çıkma. Sana bir zarar gelmesin. Ben başka bir şey istemiyorum. Bana zarar gelmesi umurumda değil de Hızır Reis'in haberi var mı? Var. Var. Hatta şöyle yapalım. Sen abimi ara. Onunla iki hasbihal et. Bir sohbet et. O da zaten burada ne olduğunu merak ediyordu. Böylelikle ona anlatmış olursun. Ben de işimi görmüş olurum. Oldu. İlyas, Behzat iyi çocuktur. Abisine benzemez. Cenaze namazı kılınırken iyi bilirdik dersin diyeyim. Ne diyeyim? İzzet.
İlyas. Önce beni öldür. Sen kimsin? Çekil. Ben Ömür. Behzat'ın kız kardeşiyim. Ömür, çekil oradan. Ya önce beni öldür... ya da bir büyüklük yap. Bacısının gözünün önünde hasmını öldürme. Benim de sana bir can borcum olsun. Çık oradan Ömür! Behzat. İçerisi de benim, dışarısı da benim. Benim olan her nerede gezersen bil ki canın benim. Bugün de ise yarın benim. Bacının hatrına yaşa. İlyas reis sıkmadı, İlyas reis sıkmadı. Kimse bir şey yapmasın. Başın sağ olsun demeye gelecektik ama belli ki senin taziyeden daha acil soracakların, söyleyeceklerin var. Var. İzzet, eğer hasımlık edeceksek senin ağzından duyalım istedim. Benim sizinle bir hasımlığım yok.
En son bıraktığımız yerde Fuat'la Hızır Reis'e haber göndermiştim. Gönderdi. Hatta bundan dolayı Hızır Reis bana borçludur dedin. Öyle mi Fuat? Doğrudur. Yanlış olan kısmı da şu. Oraya gittiğimizde ne Sinan vardı, ne Muzi vardı. Sadece tuzak vardı. Ben de Fuat'la sana haber gönderdim İzzet. İletti mi? İletti. Ben kimseye borçlu kalmam demiş. Sen bizi tuzağa çekersen kim kime borçlu kalır? Bunu sormaya geldim. Sinan belli ki sizin onu takip ettiğinizi fark etmiş. Sonra da Muzi ile birlikte size tuzak kurmuş. Şimdi bunu bize nasıl bağladınız onu anlamadım ben doğrusu. Anlatayım Fuat arkadaş. Dün gece Sinan'ı vurmadan önce birkaç soru sorma fırsatımız oldu. Ne yaptı? Her zorda kalan şerefsiz gibi bizim ismimizi mi verdi? Yok. Zorda kalan her şerefsiz gibi sizin isminizi vermedi. Beni bu şerefsizler bu hale getirdi diye isminizi verdi. Sen bize ne dedin Burhan? Şerefsiz dedi. Ben de derim. Eğer şerefiniz var ise sözünüzü tutarsınız. Nerede o Muzi? Ya onu bize verin ya da şerefsiz olduğunuzu kabul edin. Adam gibi vuruşalım. Bu ettiğiniz hakaretleri sevdiğiniz bir arkadaşınızı ve sevdiğiniz bir büyüğünüzü kaybetmiş olmanıza veriyoruz. Aksi takdirde bu mekanda böyle konuşmak ne sizin ömrünüze ömür katar ne de şanınıza şan. Henüz Hızır benimle ilgili böyle bir hakarette bulunmadı. O yüzden onunla gelen misafirler onun misafirleridir Fuat. Gereken terbiyeyi Hızır Reis onlara verecektir diye umuyorum. Tabii acısı dindikten sonra. Ben çok adam vurdum bize. Adam vurdum diyorum çünkü vurduklarımın hepsi adamdı. Niye biliyor musun? Neymiş? Onunla konuşmuyorum, seninle konuşuyorum. Ben konuştuklarımın gözünün içine bakarım. Bakıyorum, konuş. Vurduklarımın hepsi de düşmanım olduğunu kabul etmişlerdi. Buraya kadar şunu demeye geldim. Kahrolma. Delikanlı ol. Düşmanım olduğunu kabul et. Benim hiç kimseyle bir düşmanlığım yok. Görüşme bitmiştir.
Susacağın yeri bilmedin, duracağın yeri bildin. Evet Muzi. Bana video göndermişti. Ben senin yaptığın gibi yaptıklarımı kaydetmem. Yapacaklarımın sınırı yoktur. Değil mi İlyas? Daha dur, daha dur. Sen bu kadar demire böyle ses çıkarıyorsan... Dayı bağırmasın diye ağzını kapatayım mı? Kapatmayın, daha konuşacakları var değil mi Muzi? Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Tek bir şey istiyorum yalnız. Beni öldürmeyin. Lan sen kimsin bizden bir şey istiyorsun? He? Sen bizden bir şey isteyemezsin. Biz senden isteriz. Anladın? Amca. Konuşacağım dedi ya, anlaşabiliriz. Canının bizim için bir önemi yok. E tamam, ben de o yüzden zaten kafasına vurmadım ya Alparslan. Yaşayacaksa da sürün sürün. Madem yaşamak istiyorsun... Seni dinliyorum Muzi. Senin bugüne kadar verdiğin bütün sözleri tuttuğunu duydum. Şimdi gözlerimin içine bak. Ve söz ver. Söz ver. Beni öldürmeyeceksiniz.
Peki. İçimizdeki hainin kim olduğunu söyle. Sürünerek de olsa yaşamana izin vereyim. Fayda akıl bet alırlar tatlı canını bülbül gibi dilin olsan fayda bülbül gibi dilin olsan fayda. Kaçırmayın.